su yolunun bu kısmı ters sifon yöntemi kullanılarak suyun taşınması sağlanmıştır. Kalkan ve çevresindeki gezilecek yerlerden bahsettiğim video serisinin ikinci bölümünde Delik Kemer olarak adlandırılan tarihi su yolunun kalıntılarının bulunduğu bölgeden bahsedeceğim. Likya uygarlığının Helenistik dönemden itibaren başkenti olan Patara antik kentinin su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen su yolu üzerinde bulunan Delik Kemer, hidroloji mühendisliği açısından Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki en özgün tarihi yapılarından biridir. Patara'dan Kalkan'a giden çevre yolu üzerinde petrolü geçtikten sonra sağ tarafa giden yolu takip ederek bu mühendislik harikasını ziyaret edebilirsiniz. Ya da Likya yolunu yürüyorsanız Delik Kemer rotasını takip ederek tarihi su yolu kalıntılarına ulaşabilirsiniz. Detaylı yaptığım araştırmalar sonucunda öğrendiğim tüm bilgileri paylaşmak istiyorum. Günümüzde İslamlar Mahallesi olarak adlandırılan yerden çıkan suyu taşımak üzere inşa edilmiş bir su yoludur. Ekrandaki haritadan bu su yolunun haritasını inceleyebilirsiniz. Bu videoda su yolundan günümüze kadar ulaşan bölümünden bahsedeceğim. Delik Kemer'in teknik ve hidrolojik özelliklerinden bahsetmeden önce biraz tarihinden bahsetmek istiyorum. Likya bölgesinin en önemli su yapısı Delik Kemer'in üzerinde bulunan iki yazıttan Roma İmparatorluğu'nun başlarında yapıldığı biliniyor. Bu yazıtlardan anlaşıldığı üzere Delik Kemer'in inşaat çalışmaları İmparator Claudius'un Likya eyaleti valisi Vilius Flaccus döneminde başladığı, ancak inşaatı tamamlayanın ondan sonraki vali olan Eprius Marcellus olduğunu öğreniyoruz. Yazıtlardan Delik Kemer ve bu sisteminin bir depremden sonra zarar gördüğü, muhtemelen milattan sonra 68 depremi ve bu kez İmparator Vespasian'ın dönemindeki Likya valisi olan Sextus Marcius Pirrhus tarafından büyük bir onarım geçirdiği de anlaşılıyor. Bu onarım sırasında Patara antik kenti 4 ay süreyle susuz kaldı ve bir kez daha böyle bir su sıkıntısının yaşanmaması amacıyla Delik Kemer'in yanına İş çapı bir el genişliğinde olan pişmiş toprak borulardan 3 sıra halinde bir yedek su hattı döşendiği de yine yazıtın içeriğinden anlaşılıyor. Ama Delik Kemer'in üzerinde yapılan çalışmalarda yazıtlara yazana karşın Delik Kemer'in Roma mimarisinde özgür bir su kemeri biçiminde olmayışı nedeniyle bölgenin önceki dönemlerde de suya gereksinim duyduğu anlaşılıyor. Ayrıca kent içinde yapılan su yolu sontajlarında da Helenistik döneme ilişkin ve Roma çağı döşemeleriyle aynı çizgiyi izleyen su yolu döşemelerine de ulaşılmıştır. Su yolunun toplam uzunluğu 20-22 kilometre arasında olduğu tahmin ediliyor. Delik Kemer Köprüsü'ne baktığımızda antik dönemde poligonal denilen özel bir duvar örgüsüyle ve oldukça iri taşlar kullanılarak inşa edildiğini görüyoruz. Köprünün uzunluğu 160-190 metre arasında olduğu ama duvarın örgüsü ve suyun geliş yönünde su yoluyla birleşip daha da uzun olduğu düşünülüyor. Kemerin gövdesini oluşturan iri taş örgülerinin altında çeşitli boylarda 3 adet göz ya da geçiş bulunuyor. Bu geçişlerden biri sağlam şekilde duruyor. Biri taşlarıyla kapatılmış, diğeri ise çökmüş. Çöken noktada da Delik Kemer yıkılmış durumdadır. Delik Kemer, Akbel yakınlarında bulunan İncebel Tepe'den Palamut Tepe yamaçlarına su götürmek için kullanılmıştır. Delik Kemer'in yamaçlarından 170 metre yükseklikten gelen suyu 140 metre yükseklikteki vadi tapanı üzerinden karşı yamaca yine 170 metre yüksekliğe iletebilmek amacıyla yapılmıştır. 30 metreye bulan yükseklik farkı önce Delik Kemer Köprüsü ile 12 metre düşürülmüş. Geri kalan 18 metrelik fazlalık da basınca dayanıklı küpik borularla aşılmıştır. Bu sisteme ters sifon yöntemi adı verilir. Basınçlı su köprüsü olarak da bilinir. Daha basit şekilde açıklamak gerekirse bir kaptaki suyu başka bir kaba iletmek için U şeklinde bir boru kullanırız. Borunun bir ucu boş kaba, diğer ucu da su dolu kapa konur. Eğer boru yeterince ince değilse su olmayan kaptaki ucu emilerek borunun içindeki havanın boşaltılmasıyla suyun akması sağlanır. Delik kemerin üzerine dizilmiş olan delikli iri taşlar bu borunun yaptığı işi yapıyordu. Delik kemer ise iri taşları taşımak için yapılmış. Bu tanıma göre
Delik kemerin iki başında da kap yerine geçecek birer su haznesinin bulunması gerekiyor. Kemerin her iki ucunda bazı kalıntılar gözlemleniyor ama araştırmacıların örnekte bahsedilen kapların yerine geçip geçmeyeceği konusunda net bir kararları yok. Yani delik kemer yüksek tepelerin üzerindeki hafif bir bükülmeyle gelmekte ve üzerindeki delikli küpik taşların fiziksel mekanik özelliği sayesinde taşıdığı suyu bu tepelerden kolayca geçirebilmektedir. Biraz da su borusunun teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Su borusunu birleştiren küpik taş borular yaklaşık 90 çarpı 90 santimetre ölçülerinde. Bu küpik taşların her birinin ortalarının delindiğini görüyoruz. Bu silindirik deliğin çapı içten 30-45 santimetre arasında değişebiliyor. Küpük taşlar su köprüsünün üzerine dizilerek farklı bir aktarma sistemi oluşturuyor. Bu su borusundan yaklaşık olarak saniyede 100-150 litre su geçebileceği tahmin ediliyor. Küpik borular birbirine geçip iyi tutunmaları için delikleri dişili erkekli olarak yontulmuş. Tonlarca ağırlığındaki taş boruları kaldırmak oldukça zordu. Su borusunu tasarlayan mühendisler ilginç bir sürgü sistemi tasarlamışlar. Taşın özellikle dişi bölümü erkek taşın 5 santimetrelik çıkıntısının onun içine girmesini kolaylaştırmak için dışına kadar 5 santimetre derinliğinde bir sürgü gibi oymuş. Buna göre taş borunun dişisi sürgülü yanı üste gelecek şekilde de kemere konduğunda bir sonraki taşın erkek bölümü üstten bu sürgülü kısma yerleştirilip aşağı kaydırılıyor ve erkekli dişi taşlar birbirine yerleşmiş oluyor. Kemer üzerindeki taş dizilişinde tahribat olması durumunda bu özelliği sayesinde kolayca değişmesi sağlanıyordu. Kemerin su sızdırmasını engellemek için ise küpik borular birbirine sarımsı bir harç ile bağlanmıştır. Bu su borusunun havalandırmasını sağlamak amacıyla bazı küpik boruların üzerine havalandırma delikleri de bulunuyor. Bu delikler belli bir düzen olmasa da 7-12 küpik taş arayla değişmektedir. Videodan görüldüğü gibi kemerler düz bir hat oluşturacak şekilde dizilmemiş. Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Şimdi de bu su kemerinin son halkasına yani Patara Antik Kenti'nin girişinde bulunan Metius Modestus takına götürmek istiyorum. Delik kemerden geçen su Patara Antik Kenti'nin girişinde yer alan üç gözlü, dört ayak üzerinde duran, 19 metre uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe sahip Metius Modestus su anıtına ulaşıyordu. Modestus anıtı su yolunun son halkası olması nedeniyle Anadolu'da ve dünyada tektir. Roma döneminin önemli su mühendislik anıtlarından biri olan ve Patara antik kentine su getiren tarihi su yolunun bir parçası olan delik kemer hakkında öğrendiğim bilgileri videolarla ve görsellerle anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere.